Sefer beni gurbet ye. Şerefimi iki paralık ettin. Hadi bakalım gelsin kurtarsın seni o avukatın. Hakkı gelsin kurtarsın seni. Ya kızı beğenirdin mi sen? Ulan herkes görmüş ulan. Ulan herkes görmüş. Otelin ortasında benim can düşmanımla. Utanmadın mı ha? Ulan sana söylüyorum. Hangi cesaretle benim düşmanımla buluşursun? İstediğimle buluşurum Beyto. Bu seni hiç ilgilendirmez. Senden de korkmuyorum. Sana ne oluyor be? Lan oğlumun anasısın. Ne demek bana ne oluyor? Kendi başına buyruk yaşayacaksan oğlumdan vazgeç. Vazgeçmeyeceğim. Zeliş. Zeliş. Bir şey mi söylediniz? Yolculuğumuz buraya kadar. Belki gene görüşürüz. Evet, belki başka bir yolculukta. Bir kızımı toprağa vermişem. Birini akıl hastahanesine. Dinlen dinlenebildiğin kadar Reşo. Geberene kadar dinlen. Çok teşekkürler. İyilikte sınır tanımayan bir eşiniz varmış. Öyleydi. Bu cemiyet tam 142 yıldır babasını kaybetmiş yoksul çocukları okutur. Gelirimizin tamamı da bağışlardan. Eski bir öğrencimizin vasiyetinde bizi hatırlamış olması benim için bu çekteki yazılı değerden çok daha kıymetli. Ha, evet Hülya Hanım, hatırladım. Hatırlamaz mı? Ne zaman oldu bu? Bu sabah ağır bir saldırıya uğradım. Bir hafta rapor verdiler. Şikayette bulundum ama faydasız. Yardımınıza ihtiyacım var Hakkı Bey. Lütfen. Ya ben ne yapabilirim ki Hülya Hanım? Neticede bu bir aile meselesi. Mantıklı gelmeyeceğini biliyorum. Tamam. Tamam geliyorum. Evet hemen şimdi. Beyton'un karısı. Kalbi haşat etmiş kadını. O da koca Urfa'da başka adam kalmadı. Senden yardım istiyor öyle mi? Ne biçim laf bu? O kadına gitmeni istemiyorum Hakkı. Anne ben sana Hakkı beni aldattı demiyorum tamam mı? Dahası aldatmadığına eminim. Ama mesele bu değil. Ne peki? Mesele tercih. Kimin yanında olacağını seçmek. Eğer bir adam kocam olacaksa... Onun ilk ve tek tercihi ben olmalıyım.
Vali Bey gereken talimatı verdi. İstediğiniz kadar kalabileceksiniz. Burada kaldığınız müddetçe bir sorunla karşılaşmanız biraz zor. Hı hı. Niye buraya geldik? Kaldığımız otel güzeldi. Japon turistler gelecekmiş Selim. Bir sene önceden yer ayırtmışlar. Git konuş Gülnaz'la. Nesini konuşacağım? Ya ilk ciddi kavgada sırtını dönüp giden bir kişi olarak görünmek ister misin? Hadi. Yakışanı budur. Ayrılmanın da bir adabı var. Hakkının forsu bayağı işe yaradı demek. Polis evine yerleşmene yaradı. Bana bak. Söyle sana fazla yanaşmasın. Yoksa ikincisi de... Hastasın sen. Sanıyorsun ki herkes senin gibi sapık ve hasta. Kimse benim peşimde değil. Ben çağırdım onu, tamam mı? Ben. Allah belanı versin. Ben sadece kendim bilirim Gülnaz Hanım. Çaresizliğin ne olduğunu bilirim. Izdırap nedir? İnsan canı yanınca ne yapar, ne hisseder bunu bilirim. Bildiğim için de beni çağıran sese dünyanın başka yerinde ne yaparlar bilemem ama... ...ben iki elim kanda olsa giderim. Pekala. Git o zaman. Ben seni durduramam. Karımdan ve oğlumdan uzak dur Hakkı. Yoksa... Ulan yoksa ne lan? Yoksa ne? Yoksa bu şehirde kan gövdeyi götürür, anladın mı? Bana bak. Bugüne kadar ne kimseden korktuk... ...ne kimsenin namusuna yan göze baktık. Senin karın benim ancak hiçbir şeyim olur Beyto. Ama öyle de olsa, böyle de olsa... ...sen bu dünyaya haysiyetsiz geldin, haysiyetsiz gideceksin. Ve sonunda mutlaka gebereceksin. Vallahi meğer padişahlık bitmemiş. Haberimiz yokmuş. En azından bu kooperatifte. Çünkü... ...şimdi de iktidar... ...halasından yeğenine geçmektedir. Ha, karar tabii ki sizin arkadaşlar. Bu padişahlığa ya boyun eğersiniz... ...ya da emeğinize ve onurunuza sahip çıkarsınız. Geleceğinize, çoluğunuza, çocuğunuza sahip çıkarsınız. Hepinize teşekkür ederim. Söz istiyorum Sayın Başkan. Buyurunuz efendim. Bana başçavuşum. Günlerdir çoluk çocuk perişanız. Merak etmeyin. Hemen araştırmaya başlayacağız. Haber alır almaz sizi ararız. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizden. Güle güle. Komutanım. Dinlenebildin mi Ender? Oldukça. Konuşamadık bir türlü. İstanbul'dakiler nasıl? Yenge, çocuklar. Hepsi iyi. Selamları var. Bizim hanım zeytinyağlı dolma gönderdi size. Dolaba koydum. Akşamüstü çayla birlikte yersiniz. Ah şöyle ya. Biz boşuna mı yolladık seni İstanbullara? Ellerine sağlık yengemin. Sağ olun komutanım. O kadın kimdi? Kocası kayıp. Kocası? Resul Tektaş. Geçtiğimiz salıdan beri ortada. Ne iş yaparmış bu Resul? Mardin yolunda bir benzin istasyonu var. Geçen salı günü saat 15 sularında istasyona uğramış. Yarım saat kadar kalıp hasılatı almış... ...sonra arabasıyla ayrılmış istasyondan tek başına. O tarihten beri kayıp. Arabadan bir iz var mı? Trafiğe sordum yok. İlginç. Adamı bir araştıralım. Yaptığı başka işler var mı? İlişkileri. Ne bileyim işte aklına ne gelirse. Emredersiniz komutanım. Bazı laflar... ...bazı insanların ağzına yakışmaz arkadaşlar. Adalet, eşitlik, hak, hukuk... ...bunları telaffuz edecek insanların hayatı... ...en az ağızlarına aldıkları laflar kadar temiz olmalı. Bugün bu şehirde birileri... ...gece karanlık bir sokakta yürürken... ...sık sık arkasına bakmak zorunda kalıyorsa... ...bunun bir tek sebebi vardır. O da Beyto! İşte kendisi, işte oylarınız. Karar sizindir arkadaşlar. Teşekkür ederim Sayın Başkan.
fotoğraf ne zaman çekildi? Çok önce. Ne kadar önce? Hatırlamıyorum. Biraz düşün. 3 ay, 5 ay, 1 yıl. Bilmiyorum. İnan sanki hep vardı. Bu kim, hatırlıyor musun? Fotoğraftaki adam. Hayır. Kocandan bahsetmek ister misin? Bıkmadınız mı? Hayır. Geldiğimden beri onu anlatıyorum da. Kocandan konuşmak seni üzer mi? Hayır. Niye üzsün? O harika biri. Duygulu, hassas, cömert. O öyle güzel sever ki insanı. Sevgisi acıtmaz. Ve ona baktığınızda içinizden şöyle geçer: bu adam yanımdaysa bana bir şey olmaz. Geldiğimi duymuş mudur acaba? Buraya geldiğimi. Neredeyse 10 gün olacak. Sen mi tuttun bunları hala? Tabii ben tuttum. Başka kim tutacak? En büyük başkan bizim başkan. Getir bakalım şu Nazlı gelini. Hemen ha. Nazlı gelin mi? Ne gelini ya hala? Vallahi bu gelinden haberim yok. Dur. Ya amca bu ne? Ya vallahi yiğen, senin gibi anlı şanlı bir başkana kıytırık bir koyun kurban edecek değiliz herhalde ha. Ah be amca ya, Allah Allah. Hani maşallah sende de kalıp yerinde. Dedik olsa olsa bir deve kurbanı olur ancak Cemo'ya. Sen de mi Zeyno Hanım? Yavrum, amcanın gönlünden kopmuş be. Ne var ki bunda? Yuh be Hakkı. Hah, de benim pabucu. Memo, sen ne gülüyorsun? Estağfurullah ha. Memo, hele bak buraya. Bu devenin ana vatan neresi? Ne bileyim ha. Galiba Hecin devesi. İyi iyi. Bin şimdi o devenin üstüne. Götür ana vatanına bırak. Sen de orada kal. Bir daha sakın buralara geleyim deme. Aslanım, hadi yürü şimdi. Benim. Tamam ha. Hadi lan yürü, hadi hadi. Hadi içeri. Hadi gül oynaya, gül oynaya. Gel lan. Geldim amca. Herifler. Başka birini bulamadım. Ya kim oluyor bu Cemal lan? Beyto sakin ol. Ne sakin olacağım? Reşo'yu çıkarsalar, Zeyno'yu çıkarsalar bu kadar yanmam. Lan o Hakkı denen rezil bile ondan alaydı. Allah'ın Cemo'su be. Daha dünkü çocuk. Lan bir çocuğun karşısında... Beyto, iç şu içkiyi de sakinleş biraz. Sen de pekala biliyorsun. Bu seçimler isim değil. Liste işi. Reşo ile Zeyno ittifak yaparak çıktılar karşına. Bu da senin gücünü gösterir. Karşına tek başlarına çıkmaya cesaret edemediler. Bunu baştan biliyordum Beyto. Bu kadar da büyük bir sürpriz yok ortada. Yürekleri yetmedi Beyto. Yürekleri. Şehmuz. Beni gaza getirmiyorsun değil mi? Sen bunları inanarak mı söylüyorsun? Olsun. O Cemo başına ne bela aldığının farkında bile değil.
Şundan bir taneyi de ağzın tatlansın. O şimdi zafer sarhoş. Bırakalım öylece kalsın. Ayıldığında iş işten geçmiş olacak. Biz de kendi işimize bakalım. Sen bir şeytansın Şehmuz. Oho. Bugünkü gazeteyi gördün mü? Aç da göreyim. Benzin istasyonu sahibi Resul Tektaş'tan hala haber alınamıyor. Ekmeğime göz diken adam örneği göze almış adamdır. Gebermeyi hak ettin Resul. Sonuna kadar hak ettin. Ben ne yapabilirim ki ha? Al. Şüpheli bir kayıpmış. Şüphelisi olur mu? İşin kötüsü bir daha kimse onu bulamayacak. Ne acı değil mi? İranlılar geliyor mu? Bu gece. Sence maksatları ne? Resul'e kanıp Afgan işi zora soktular. Şimdi hepsi köpekler gibi pişman. Biz ettik sen etme diyecekler. Hikaye bundan ibaret. Seçim aldık Reşua. Hem de açık farkla. Haber verim dedim. Hayırlı olsun. Çok sevindim. Cemo'yu benim yerime de tebrik et. Gözlerinden öperim. Allah muvaffak etsin. Dinliyorum. Seçim mi baba? Kutladığımı söyle. Bir iki güne kalmaz geliriz. Murat'ın da selamı var. O da tebrik ediyor. Sağ ol Zeynep. Sana da. Buyur bakalım. Beytu'ya kudurması için bir bahane daha. Ne diyor Reşok abla? Ne desin? Kutluyor. Gözlerinizden öpüyor. Ne zaman geliyorlarmış? Bir iki güne kadar. Allah'a gözün aydın ablam. Sağ ol. Ne? Ne gözün aydını? Ne diyorsun oğlum sen? Hadi hadi. Kaçırdın ağzından bir defa. Neyi kaçırdım? Bak Cemo. Reşok'a her şey dakikası dakikasına rapor ediliyor. He vallahi amca. Ya uğraşmasanıza seni onayla. Bana bakın. Vallahi dikileceğim karşısına Reşo Ağa'nın. Diyeceğim ona. Aga aga kendine gel. Sen ne sandın benim ablam? Urfa postası mı? Yaşa amca be. Çak. Gel. Helal amca böyle oradan. Çakılmaz. Böyle çakıl. Böyle çak. Böyle. Damat koru ben damat. Sen ne gülüyorsun kız? Vallahi Zeyno Ana. Ben sana değil Cemo'ya gülüyorum. Neyimize gülüyorsun kız? Başkan seçildin. İlk icraatın halandan dayak yemek oldu. Tövbe sen olsan gülmez misin? Bak ha. Vallahi ben buna da çakarım işte. Oo! İki dakikada sattın amca ha. Oh! Gel, gel sen de çak. Çek amcacığım, çak. Al bu da sana. Hayatında seni en çok kim mutlu etti Zeliha? Tabii ki inanç. En çok özlediğin günler? Onunla geçirdiğim günler. En son ne zaman gördün kocanı? Çok oldu. Bir gece geç vakitte odama geldi. Bir yerlere gittiğini söyledi. Nereye? Onunla gitmek istedim. Bana dedi ki... Ne dedi? Kocan ne dedi sana Zeliha? Nereye gidiyorsan beni de götür. Yapamam. Benim gittiğim yere gelemezsin Zeliha. Neden? Karanlık. Çok karanlık. Hem de çok soğuk. Sonra gitti. Bir daha görmedim. Ama gelecek. Gelecek biliyorum. Sen bir tutuklusun Zeliha. Geldiğin yer kadınların yatırıldığı bir kısım. Oraya hiçbir erkeği sokmazlar. Hele gece yarısı hiç. Geldi ama. Gördüm. Konuştum onunla. Sık sık gelir miydi? Evet. Onu senden başka gören oldu mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Böyle şeyler sormayın bana. Başka şeyler sorun. Neden? Neden hep bu sorular? Tamam, tamam başka soru yok. Gel.
Hastamızın ilaç tamam. Saati geldi doktor hanım. Yarın devam ederiz. Şimdi biraz dinle. Ne zaman geldi bunlar? Siz sabah çıktıktan az sonra. Kim getirdi? Hizmetçiyle yollamışlar. Ben çıkayım abla. Fabrikaya mı? Cemo Efendi Zafer Sarhoş'u iş başa düştü. Bunlar ne abla? Bir tersik mi var? Gülnaz'a yaptığımız hediyeler. Annesi geri yollamış. Hakkı! Ne? Gitmeni istemiyorum dedim. Lafını bil de konuş, asabını bozma. Ne? Senden yardım isteyene arka dönmek adamlık değildir. Kitabımızda yazmaz. Çok şükür bugüne kadar adamlığımızı kimseye sorgulatmadık. Bundan sonra da sorgulatmayız. Sen bu sebepten ikide bir çıkarsan da. Perşembenin gelişi çarşambadan. Ne diyeyim? Hakkı. Bak. İstersen... Boş ver. Kendini de üzme. Ha. Akşama da yemek telaşı yapmayın ha. Dışarıda yer ayıtacağım. Şöyle sen, ben, bizim başkan, ailecek. Anlarsın ya. Hakkı. Gel oğlum. Ah be aslanım. Seninki de şans. Yok kurcalama be abla. Ne varmış şansında? Sen varsın sen. Aslan gibi yeğenlerin var. Ailen var. Takası can sağlığı. Düşünme düşünme. Sen de üzme kendini. Oh. Bak. Akşama bir güzel süsleneceksen Zeyno orası. Anlaştık. İyi iyi anladım. Hadi güle güle. Hadi eyvallah. Oh. Abla. Merve'yi de unutmayalım ha. O şimdi gelmek istemez ama. Merak etme oğlum aklımda. Kafasını dağıtırız belki. Senin kullanacağın arabanın. Deli misin kardeşim? Nerede gidiyorsun tepemde? Hadi çek şu arabanı da geriye çıkalım. Ne diyorsun sen be? Elinin körünü diyorum. Hanımefendi, burası tek yönlü yol. Öyle geri geri gidemezsin. Hadi gitmek istedin diyelim geri vites lambaları yanmıyor. O da yetmiyor gelip arabama vuruyorsan sonra da kalkmış karşımda çen 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 çen. O silah ne elinde öyle? Yapışık mı eline? Yok. Sen bakma öylesine. Ne demek öylesine? Sen eşkıya mısın kardeşim? Burası dağ başı mı ha? Arabayı çektin diye kendini bir halt mı zannettin? Bana bak. Doğru konuş. Ne olur konuşmazsan. Vurur musun ha? Öldürür müsün? Kardeşim. Hanımefendi. Sen aslan mısın? Manyak mısın? Manyam. Ha? Hadi çek şu arabanın geriye de çıkacağım. Yok ya bu hasar ne olacak? Ne hasarı? Ben mi çarptım? Yok ben çarptım. Aha tampon gitti. Sis var gitti. Plaka gitti. Plaka sacı gitti. Gitti, hadi Allah be. Gitti. Çarpmışım vallahi.
benim arabamda da hasar var. Peki o ne olacak? Vallahi bu arabanın hasarından ne olacak ha? Kaplumbağa sırtında bir çizik. Allah'tan kamyon kullanmışsın ha. Üstümüzden geçsen haberin olmayacak. Bana bak. Öyle imalı laflar etme, çok fena olur ha. Ne iması? Öyle üstümüzden geçmeler falan. Lafını bir kendine gel ha. Sen belki alışıksın ama öyle sözler bizim semtimize uğramaz. İyi tamam, uzatma. Ekip çağırıyorum, gelip tutsun raporunu. İyi, çağır. Baksana. Ne var? Benim kontürüm bitmiş. Ekibi sen arasana. Allah'ım ben ne günah işlerim ha. Of, yine ne oldu? Yok yok, senin suçun yok. Bütün suç bende. Ne suçu? O deveyi kesecektik. Ne devesi? Kesip okutacaktık kanını. Ne diyorsun sen ya? Bir güzel kurban edecektik ki Allah senin gibi belayı savacaktı başımızdan. Neyse. Hadi helal ettim gitti, hadi bakalım. Saygısız. Bu lokantaya ilk defa Elif'le gelmiştik. Neredeyse 2 yıl oldu. O zamanlar uzaktan uzağa flört ediyoruz. Bir baktım İstanbul'a geliyor, hemen düştüm peşine. Biz de seni iş güç peşinde sandık. Kim bilir ne yalan uydurdun babaya. Hatırlamıyorum ama evet. Uydurmuşumdur bir şeyler. Duydun mu Tombilek? Ne işler karıştırmış Murat abin? İyi ettin, iyi ettin. Bu keçi gibi inatçı babana yalan müstahak. O kadar değil baba. Yok, müstahak ol, müstahak. Bazen düşünüyorum. Size ah çektirmedim. Evlenmenize baştan razı gelseydim... ...rahmetlinin ömrünü uzatmazdım elbet. Lakin şu yalan dünyada... ...fazladan birkaç gün mutlu olurdunuz be evlat. Ben de çocuklarımın mutluluğundan gün çalmış olmazdım. Evlat... ...beni affedecek misin? Babayı affedecek misin? Eğer sonunda mutlu olduysak baba... ...Elif... ...yattığı yerde huzur içindeyse... ...ben gözlerimi kapayıp geriye baktığımda... ...bir sürü güzel şey hatırlıyorsam... Bunların hepsi gene senin sayende. Hepsi. Sen şuraya et kebap söyler. Baba, İstanbul'un en güzel balığı bu. Lan kılçık temizleyem derken aç kalacağım. Şimdi bir dürüm kebap saracaktık ki şöyle. Oh. Reşo amca, şu peçeteyi takayım sana. Neyi? Oğlum, siz beni rezil mi edeceksiniz? Tövbe tövbe. Peçete de neyin nesi? Üstün kirlenmesin Reşo amca. Bunlara bak, ne varsa doldurmuşlar. Sırf kolesterol. Dominik, yanaştır aslanım tabağını, yanaştır. Benim daha var ama. Uzun etme, yanaştır. Bunların hepsi bitecek. Bak, tamam mı? Hadi. Fotoğrafımı da çeker, yollarsınız Urfa'ya. Beni rezil edersiniz. Al şunu da. Hop. Tamam. Evlat, atalım mı bir arkada? Fena fikir değil. Ama kalbin malum, doktorlar sana izin vermiyor. Murat. Anladım baba, anladım. Buyurun. Afiyet olsun. İyi misin? Keşke evde kalsaydım. Sizin de keyfinizi kaçıracağım. Şşş! Olur mu öyle şey? İçimden bir an bile çıkmıyor Zeyno Hanım. Elbette çıkmayacak. Bazen öyle birini kaybederiz ki... ...kalbin matemi ömür boyu sürer.
Ama hayat da devam eder. Evet, belki insafsızca ama... hayata küsmene izin vermeyeceğim. Baksana şu halime. Bu maskaralar beni bile ne hale soktu, görmüyor musun? Çok güzel olmuşsun. Ay. Ne oldu hayatım? Kafeteryaya inelim mi? Geç oldu. Neredeyse kapatırlar. Her akşam böyle odaya mı kapanacağız? Bir süre daha. Canım sıkılıyor. Yarın sana birkaç kitap alalım. Geceleri vakit geçirmen için. Tamam mı? Olur. Hı-hı. 20 Şubat günü çalıştırdığı benzin istasyonundan ayrıldıktan sonra kayıplara karışan Resul Tektaş'ın izini emniyet güçlerinin bütün aramalarına karşın hala rastlanamadı. Aa, Selim, yatıyor musun oğlum? Uykun mu geldi bir tanem? Aa, niye titriyorsun oğlum? Üşüdün mü? Oğlum söylesene, neyin var? Üşüdüm, uykum var. Aa, gir bakayım şu yorganın içine sen. Dur canım, dur şimdi. Ben sana bir aspirin getiririm, hemen dur. Atlatacağız oğlum, atlatacağız bu günleri. Yeter ki dayanalım. Şu boşanma davası bitsin. Mahkeme senin kesin velayetini versin bana. Ki avukata göre öyle olacağı hemen hemen kesin. O zaman gideceğiz buralardan. Arkamıza bakmadan gideceğiz. Geldiğimiz yerlere. Almanya, belki başka bir şehir. Seni yeni bir okula yazdırırız. Kimse bizi tanımaz. Geçmişimizi bilmez. Kötü anılar peşimize takılmaz. Aa Selim, uyumuş bir tanem. Abla ne yapıyorsun? Hadi beni dansa kaldır. Ya git abla işine. Şarap başına vurdu sen ha. Beni dansa kaldır. Ya bütün Urfa'ya rezil mi edeceksin beni? Aa, niye onlar rezil mi oluyor? Yok abla, yok, yapamam. Çok konuşma, kalk. Ablam, güzel ablam ha. Kurbanın olam, elini ayağını öpem ha. Dile benden ne dilersen dansmaz deme. Çok konuşma, kalk. Kalk, kalk. Yok abla, ben dansmaz bilmem ha. Neyi dans edeceğiz ha? Kalk hadi. Yok yok abla, ben tuvalete gideyim ha. Abla bırak. Dans edeceğim. Abla gözünü seven bırak ha. Yok abla bırak. O da yetmiyor, gelip arabama vuruyorsan sonra da kalkmış karşımda çen 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 çen. O silah ne elinde öyle? Yapışık mı elinde? Aslında pek de öyle değilmiş. Bırak kendini bana. Ya basma ayağıma. Kasma. Müziği hisset. Adımlarıma uy. Parmak uçlarında süzülür gibi. Rezil ettin abla. Vallahi rezil ettin beni. Abla benim çok fena başım dönüyor. Benim de dönüyor. Terk ediyorum memleketi ha. Ben de terk ediyorum. Vallahi terk ediyorum. Hakkı Boyatlı efsanesi sayende bitmiştir. Belki de yeni başlıyordur, ne biliyorsun? Belki de... Belki de ne? Biner misin? Pardon. Kızım sen birine toslamadan duramayayım sen? Pardon dedik ya. Pardon dedik ya. Gel ablam, gel. Oturalım. Burası fazla kalabalık oldu. Anne! 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 Anne!
çocuğum. Tamam canım. Tamam. Anne. Geçti, ben buradayım. Anne. Geçti bir tanem, tamam. Anne. Gel. Gel. Anne. Su iç biraz, gel. Ben buradayım canım. Anne. Rüyaydı aşkım. Rüyaydı, rüyaydı. Rüyaydı. Uyu hadi. Uyu hadi. Kapa gözlerini canım. Kapa hadi. Ben buradayım, merak etme. Vallahi kafayı yiyeceğim ha. Sen nerede, ne zaman öğrendi böyle dans etmeyi? Hele bir anlat. Eskiden yazlık sinema vardı. Gencecik kızlardık. Bir yaz adamın biri elinde bir makineyle köyümüze geldi. Yazlık sinema açmak istiyormuş. Dedemi gördü. Dedemden nasıl bir şey bu diye öyle şöyle evirdi çevirdi bir baktı. Sonra izin verdi adama. Derme çatma bir perde. Kahveden taşınan iskemleler. Her gece böyle nefesimi tutup seyrederdim. Dans eden şık erkekler, güzel kadınlar. Cahit Irgat'ın kollarında kelebek misali uçan böyle Cahide Sonku. Ertesi gün kızlarla aramızda aynı dansları yapardık. Ablam, oh ablam, ablam. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Hiçbirinizi Allah benim başımdan eksik etmesin oğlum. Ablaların oğlum. Güzeli. Dün geceyi nasıl geçirdin? Sakin. Fazla sakin. Bunu açıklar mısın? Artık kimse gelmiyor. İnanç? O da. Bu sandığın kadar kötü bir durum değil Zeliha. Hatta tam tersi. Kısmetse öyle uçağıyla dönüyoruz doktor. Ayrılmadan evvel Zeliha'yı son bir defa görelim istedik. Kızınızın durumunda ciddi gelişmeler var. Nasıl? İlaçlar, terapi, bunlar etkisini göstermeye başladı. Doktoru onunla iletişim kurabiliyor. Bu da çok önemli. Kısacası tedavi biraz zaman alacak ama şimdilik iyi gittiğini söylemek mümkün. Görebilir miyiz? Elbette görebilirsiniz. Buyurun birlikte gidelim. İnanç artık gelmeyecek Zeliha. Aslında o hiç gelmedi. O yok. Öldü. Onu yaşatan sensin. Ölen birini zorla yaşatmaya çalışmak haksızlık. Hem ona hem kendine haksızlık. Bazı gerçekler var. Kabul etmek zorunda olduğumuz gerçekler. Ne kadar zor da olsa, acı da verse. Ölüm. Ölüm bu gerçeklerin belki de en başında gelin. Onu tanıyor musun Zeliha? Fotoğraftaki adamı. Kimin suçu varsa çıksın söylesin. Ne işin var bu adamla? Bütün suç benim. Sen karışma. Baba. O kim Zeliha? Fotoğraftaki adam senin neyin? Söyle Zeliha, kim o?
Neresi doktor? Buyurun lütfen. Buyurun. Buyurun. Heli babu merinciye geliş. Merina me Delişim. Baba. Baba. Olur baba. Ne babe ne ne pasti vez bebekti bim baba baba gır be baba Akşamına bir adamlarla buluşacaktın ha? O arada Arapça konuştu. Ne dediğini anlamadım. Efendim Ender. Resul'ün arabasını bulduk komutanım. Öyle mi? Nerede? Gölpınar köyü yakınında. Tamam hemen geliyorum. Çavuş. Emret komutanım. Arkadaşın ifadesini alıp dönün siz. Emredersiniz komutanım. Tamam sağ olun. Siz de sağ olun. Beğenmediysen başka bir şey söyleyeyim ha? Yok. Babama ne zaman gideceğim? Yarın 5'te. Gelip seni alacak. Gitmesem? Olmaz. Mahkeme kararı. Ayrıca gitmen lazım. Niye? Her şeye rağmen o senin baban canım. Sana yaptıklarından sonra mı? Bu onunla benim aramda. Babam beni dövse böyle der misin? Babanla senin aranda. Beni ilgilendirmez der misin? Çabuk büyüyorsun. Çok çabuk. Bana baksana. Sen bir süre öncesine kadar babandan ayrılmak istemezdin. Birden ne oldu böyle ha? Olanları biliyorsun. Hepsi bu mu? Dün akşam ne gördün rüyanda sen? Bana bak bakayım. Bir soru sordum. Neden korkuyorsun? Cevap ver, rüyanda ne gördün? Hatırlamıyorum. Benim gelebileceğim yer buraya kadar. Ben sana geleceğim. Ağamdır. Seni yalnız bırakmayacağım. Bir daha gitmene izin vermeyeceğim. Söz mü? Söz ki ne söz? Gelişim. Zeliha. Mazlumu benim yerime öp. Elif'i de öp. Öyle çok iyiliğini gördüm ki Elif'in. Tamam. Orasmalı. Güle güle. İçiniz rahat etsin. Orasmalı. Güle güle. Kızım önce Allah'a sonra size emanet. Hiç merak etmeyin. Güle güle.
Zeliş döndü Murat. Çok şükür Allah'ıma Zeliş döndü. Dönmesine döndü de... Ne biçim laf bu? Çabındık desene. Döndüğü yere baksana baba. Hapishane ile akıl hastanesi arasına sıkışmış bir hayat. Tamam, sevinelim de nereye kadar? Koskocaman mühendis olmuşsan. Hesabı kitabı biz mi öğreteceğiz sana? Ne hesabı baba? Biri. Biri biliyorsun de gülüm. Bu bir. Aha işte bu bir, sıfırdan büyüktür evlat. Evet. Bir sıfırdan büyük. Adaletle yönet. Sakın ola ki adaletten ayrılma. İnsanların emeği, alın teri senin namushanene yazıldır Cemal. Onları kendi namusun gibi bil. Başımla Zeyno Hanım. Hadi bakalım. Geç otur makamına. Allah utandırmasın. Sağ ol Zeyno Hanım. Bu da mühürün. Duanı eksik etme Zeyno Hanım. Benim duamı geç Cemo. Terini toprağa akıtan insanlar. Asıl olan onların duası. Bunu sakın unutma. E hadi bir kahve söyle bakalım içelim. Buyurun. Başkanım. Oo Nevzat Bey. Hayırlı olsun. Eyvallah, sağ ol. Merhaba. Zamansız mı geldik? Ne demek? Devir teslimi. Cemo da tam kahvelerini söylemek üzereydi. Behzat'ı tanırsınız. Başkanımla tanıştırmaya geldim. Muhasebe şefimiz. Memnun oldum. Hayırlı İşin olsun de efendim. İyidir. Sağ ol Behzat Bey. Efendim gelir gelmez baskın gibi olacak ama... görev bölümüyle ilgili yönetim kurulu kararları... bir de yeni imza sirküleri. Çok mu? Evet, epeyce. Aşağıda hazırlanıyor. Daha notere gidecek. Gün içinde yetişmesi lazım. Birazdan fabrikaya geçeceğim. Bir de burada olsam? Tabii efendim, müsaadenizle. Sağ ol. Buyurun. Evet, nerede kalmıştık? Tabii ki başkanın ikram edeceği kahvelerde. Tabii. Belli ki buraya geleli epey olmuş. Muhtemelen Resul Tektaş'ın ortadan kaybolduğu gün. Bu da en az 10 gün demektir. Üstünden hayli yağmur geçmiş. Parmak izi şansımız yok denecek kadar az. Sence kaçırılma mı? Mümkün. İçine baktınız mı? Boğuşma izi falan var mı? O tür bir iz yok. Siz bir şey öğrenebildiniz mi komutanım? Fazla değil. Son günlerde sıkça gelen şüpheli telefonlar dışında... adamın bir sancısı olduğu belli. Telefon kayıtlarını istetmişti. Bir de istihbarat raporlarına göz atalım elinden. Belki bir şeye rastlarız. Emredersiniz komutanım. Kim bu kız? Adı Beren. Şanon'un kardeşi. Anne bir, baba ayrı. Urfa Belediye Kütüphanesi'nde çalışır. İki kardeş görüşmez. Ama garibim Şanon ne vakit bir halt yese... gelip böyle ifade verir. Sonunda da bir şey çıkmaz tabii. Bir zamanlar Zeliha'nın fotoğraflarını toplayıp attığını hatırlıyorum. Fotoğraflar gider gelir.
kalbinden atabilir misin? Evladını kalbinden atabilir misin? İlaçlarını unutma baba. Çıkayım mı sen? Bir işim var. Ne işin? Bir yere uğrayacağım. Nereye? Murat. Kütüphaneye baba. Ne varmış orada? Şano'nun kız kardeşi. Just say.